Sadece forvet sorununda değil. Fenerbahçe'de işte stoper konusunda da bir 12-13 tane Ali Bey döneminde transfer edilen stoper var. Cahil oynuyordu sonra. E, tabii bir en son bir ara onu oynatıyorlardı. Şimdi doğru ikiliyi bulduk durumunda ki e, kim minciye tamam, herkesin üzerinde ortak, bence Salah'ı da öyle ama Salah'ı bile zaman zaman formayı vermek durumunda kalıyor. Yani genel olarak hem hoca problemiyle beraber tutalım, ileri uçtan en geriye kadar bir bir problem var ve bu bir türlü aşılamıyor. Bu açılamazken e, yapılan yanlışlardan, hatalardan ders çıkartırsın değil mi? Yani ne yapmaman gerektiğini en azından öğrenirsin bu süreçte. Tabii. Yani ne yapman tamam değil ama ne yapmaman gerektiğini öğrenmiş olman lazım. E, bu da yok. Golcü konusunda mesela şu tercihi nasıl? Ben, ben anlamıyorum. Türkiye Ligi'nde bir e, golcü istikrarı dediğin şey var. Golcü modelleri var. Ve... Genelde şampiyon olan takımlar golcülerinde gol krallarında kendi içerisinden çıkar. Yani gol kralı da genel anlamda her zaman böyle olmasa da Hı -hı. şeyden çıkar şampiyon takımlar. Getirin gözünüzün önüne lige damga vuran golcüleri sadece gol vuruşunun iyi olması yetmiyor, gol vuruşunun yanında çok iyi fizik gücü olması Tabii. gerekiyor. Yani Abubakar örneği verdi Mehmet. Doğru. Zaten Abubakar'ın hani, diz problemi olmasa 40-50 milyon Euro Premier Lig'in kafa takımlarında olacak bir vardı. potansiyel. Bopenza yine. Bopenza, bugün işte OKK var. E, şey, Okaka da öyle. Doğru. Yani bütün golcülerde pes hiç e, öyle. Son 8-10 senede e, iyi golcüler yani damga vuran golcüler fizik gücünün yanında gol üstünlüğü, gol vuruşu, iyiliği de olan golcüler. Çünkü Türkiye'de Stoperler savunma oyuncuları taktikten ya da oyun aklından ziyade fizik gücüyle oynayan oyuncular. Yani onları yıkabilecek, onlarla mücadele edebilecek adam burada başarılı olmama şansı yok. Golcü olarak e, söylüyorum. E, Fenerbahçeli ise işte Berisha şimdi baktığın zaman Fenerbahçe gibi şampiyonlar e, şampiyonluk hedefi olan bir takım için çok yetersiz bir golcü olduğunu görüyoruz. Serdar Dursun fizik gücü tamam iyi ama mesela gol vuruşu konusunda Bak geçen bir pozisyona denk geldim. Burada Serdar Dursun üzerinden tüme varalım. Bunun gibi büyük takım golcüsü Beri şeyde de var o, Bat de var o gol vuruşu. Kaleciyi önde yakaladı. 18'in üzerinde. E, biz bile olsak üçümüz 18'in üzerinde kaleciyi önde yakalarsak aklımıza ne gelir? Topun dibine girmek gelir. Herkesin az, az çok futbolu izleyen, bilen, takip eden herkes topun dibine girer. Serdar Dursun da topun dibine girdi yani aşırtayım da Hı -hı. golü atayım. Tamam bu düşüncede problem yok. Nasıl oluyorsun biliyor musun bu takımların büyük golcüsü? Aşırtınca. O düşünceyi hayata geçirdiğin zaman Hacı oluyorsun, Alex oluyorsun işte yani. Bu bunu yapabiliyorsun yani. Feyyaz Uçar öyle oluyorsun yani. Aa yapamadı mesela top dışarı tribüne. Bu yüzden hani gol vuruşu, fizik kalite bunların hepsi etkiliyor ve olmazsa olmazı golcüdür bu tarz takımların. Bir şekilde halledebilirsin arka tarafı. Serdar'ın yaşını hatırlatalım Ergin. Şimdi göz önünde olmadığı için ben bile şaşırdım. Ben ilk baş transfer açıklandığında 22-23 zannetmiştim. Eğer bayağı Türkiye'ye gelip gitmiş tamam. Tam, 30'lu yaşlarda temel bilgi eksikliği çok net anlaşılıyor Serdar'ın kaçırdığı pozisyonlar. Mesela Rize'ye attı bir golde de 3'e 1 şut çekti 20'den, 20 metreden. Tamam gol oldu ama gol olmasa sen ne yapıyorsun derler yani. Sağında solunda boş oyuncu var neden şut deniyorsun. Ya da hangi maçta çok net 6 pastan atamadı Gaziantep'te yüzde 100 kaçırı direkt skora evet, etki mesela onu bitirici vuruş yapacak. Bir de Fenerbahçe ile ilgili bence en temel problem ligde evet golcü performans iyi olmalı diyoruz bu. Zaten ligde hani iyi golcü performansı olmadan bir Galatasaray'ın şampiyonluğu var ama orada da Fegul'in, Onyekuru'nun çok ekstra yani yardımcı forvetlerin performansı vardı. Şimdi Fenerbahçe'de o da yok. Rossi, Pelkas hani yardımcı evet. for ikinci forvetler diyelim. Her şey, Trabzonspor'da oraya hemen vaka emeği sayarsın. Fenerbahçe'nin bence en net problemlerinden biri de ilk 11'ini sayamıyoruz. Şimdi demin Ergin güzel özetledi. Bence de kimle? Salahi olur ikili. Salahi bile bazı yani maçlarda hiç zaten. yani. Hiç çıkmadı. Bir Beşiktaş maçı felaket. Gezal'ı kovaladı Salahi. Yemediği çalımları yedi herhalde. Evet. Ben o kadar Türkiye kararında çalım yediğini hatırlamıyorum. Doğru. Yani ilk 11'ini ezbere sayamıyoruz ki. Bizim ligin şifresidir. Beşiktaş'ı değil bana. Fenerbahçe'nin son 2014'teki takımını sorun ilk 11'ini söyleyeyim. Belli oyuncu grubunda hep ısrar etmişler Ersun Hoca Şimdi Fenerbahçe'nin bu sene aynı 11'lerle çıktığı maç var mı? Onu da hatırlamıyorum. Bazı maç hatırladım. Sosa iyi yok, oynuyor diyoruz. 11. Yok değil mi? Yok. İnanılmaz ya. Antwerp maçında mesela Sosa çok iyi oynuyor. Bunu 3 gün sonra çok ligde Çok hani çok konuştuğumuz için programlarda. Ve her hani 11 ve nasıl ve her bölge muhtemelen 11'ler hep Sinem gibi. her bölge stoperler değişiyor. Kenar değişiyor. Orta saha hep değişiyor. İşte Myeri, Zajc'ı işte arada niye Tabii. dedik e, Crespo iyi oynuyor kulübede, Gustavo'da niye ısrar ediyorsun vesaire. Sosa. Bir yani ön taraf Pelkas yani. mı, Rossi evet. mi, Berisha mı, Serdar mı? Hakikaten Mert Hakan, Mesut, İrfan'a gelmiyorum bile. Bir kadro istikrar da olmazsa oyun ezberi olmuyor. Yani Örnek verelim Fenerbahçe en kötü zamanlarında bile duran toptan maç çözerdi. Bu sene öyle çok duran toptan çözdü. Tam aksine Alanya evet. maçını falan Kayseri maçın duran toptan yedi gollerle o puanları kaybetti. Bak demin çok güzel bir şey söyledin, dikkatimi çekti. Emre Belezoğlu'nun sorumluluğundaydı aslında bu kadro. Çünkü kendi kurduğu, kendi işte Alo Ben Emre abin klişesiyle e, hani, iyi bir hava oluşmuştu kabul edelim ki. Kalan son 8-10 haftada da Erol Hoca'dan aldığı takımı hı hı. orta saha yoğunluğuyla e, bir Sivas Orada mağlubiyeti bir üzerinden... çıkardı. Evet ve hala... Hala ki Gustavo ile ilgili yemediğimiz laf kalmamıştı biliyorsun evet. yani. Ilk. <laughs> e, hala tek mağlubiyeti o, o maç değil mi Emre Hoca'nın? Doğru biliyorum yani teknik Tabii. direktörlük kariyerinde Başakşehir'de dahil edersen. Doğru. Doğru. Mağlubiyeti ki, yok. Bunun üzerine bir e, kadro kurdu. Bir sistem üzerine, bir e, düşünce üzerine bir planlamayla kadro kurdu Emre Belezoğlu. Orada böyle iki başlılık çıktı. Erol Hoca ile şu bu falan. Hani kendisi de yola devam etti. Ama Ali Bey sezon sonunda çok iyi hoca olacak Emre Belözoğlu ama bir soru işaretli bir teknik durumla giremeyiz yeni sezona dedi. Şimdi bir aylık bir ara oldu orada yani bir sürü isimler konuşuldu etti. İşin sonunda Vitor Pereira geldi. Bu arada hı hı. Vitor Pereira'nın asla çok kötü bir teknik adam olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Kesinlikle Portekiz şey, teknik liginde teknik. şampiyonluk Yunanistan'da Yunanistan oldu. liginde şampiyonluk oldu. Çin liginde oldu. var yani bir sürü kupası var baktığın zaman. Bu e, hikaye Fenerbahçe'nin durumu sezonu alçık yani hemen şampiyon olmak gibi bir durumu var. Uzun süredir şampiyonluk gelmediği için. Bu tahammül eşiğini çok aşağıya getiriyor. Bunun yanında bir de mevcut oyuncu kadrosuna sistem değişikliği yaptı. Bunun yanında son hafta transfer yaptı Fenerbahçe Dört tane. Allah aşkına bir bakalım. Mayer, Crespo, Rossi, Berisha. Bir ekleme yapalım mı? Evet. Roziye, Josef Gezal Bakar geçen sene de 5 tane yaptı. 4 tane yaptı. Onlarınki nasıl sonuç verdi? Fenerbahçe'ninki nasıl sonuç Doğru. verdi? İşte yönetim farkı. O yüzden Ahmet evet. Durşebi'yi tebrik ediyoruz ve o maliyetlerini hatırlatalım oyuncuların. Hemen hemen aynı. Fark yoktur. Burada Crespo son 2-3 haftadır hareketli. Yani 2-3 haftadır. Yani bunu istikrar devam ettirirse ne ala. Hani Galatasaray maçında başlayan. Evet, 2-3 hafta 4 maç falan diyelim. Yani e, Antep maçı iyiydi. Devam ettirirse hı hı. ne ala. E onun dışında şimdi Rossi Fenerbahçe'nin sol açığı direkt sizi şampiyonluğa götürür diyebiliyor musunuz? Çünkü kontra atak oyuncuları bunlar. Fenerbahçe zaten rakip yarı alanda futbol oynayan, dar alanda iş çözen oyuncu lazım size kreatif. Hani Gezal lazım size. Onun dışında Mayer diyebiliyor musunuz Fenerbahçe'nin orta sahası? Berisha golcü konusu. Yani burada da problem var. Bunun yanında beklenti olan yerli oyuncular da karşılığını veremedi. Evet kabul. Ali Bey başarısız. <laughs> Tamleler yaptı kabul. Teknik adamlar e, başarısız ol. Hepsini kabul edelim ama bu işin asıl unsuru olan oyuncular var. Bir onlar üzerinden bakalım. Şimdi Mesut Özil imza törenini hatırlayın. Türk futbol tarihinin en önemli imza törenlerinden biriydi. Fenerbahçe taraftarı çok büyük beklentiyle e, hala evet. öyle verdi mi karşılığını? Dönelim İrfancan. Yani e, tamam sakatlıkları falan anlayayım da sakatlık olmadığı dönemde de Fenerbahçe İrfancan için çok büyük fedakarlık yaptı. Bonservisini hatırlayın. O, o kapışmada Galatasaray'la e, Taraftar beklentisi de çok büyüktü. Şimdi belki ligin kırılma haftalarında İrfan Can aldığı ceza nedeniyle sahada yoktu iki maç. Niye ceza? Pozisyon görevi mi? Hayır. Dalaştan dolayı koridorda. Çünkü Neden? Bu... Çünkü ayaklar <laughs> gitmiyor. Kendi de video evet. oyunu oynamadın. Onun sinirini yoksa e, İrfan'ın oynaması gerek. Kalitesi öyle asistler evet, yapıyor ki mesela Serdar Dursun'a attırdığı Tabii. gol göster maçı o. Ezbere o sol evet, ayakla yetenek var. yani. Bunları yapabilecek potansiyeli olduğu için bu oyuncuları ben söylüyorum. Galatasaray verdiği yetenekli. şey top e <laughs> Ters top orada Kerem'le girip mücadele yeteneği görüyorsun ama iş uygulamada evet. düzenli istikrar olmayınca biraz oyuncuda da Olmuyor. sorun Tabii, oldu. Mert Hakan da mesela ya onun o da beklentileri çok karşılayamadı. Ben ilk günler söyledim şimdi imza attıktan sonra hamaset işlerine başladı. İşte Galatasaray mı büyük Fenerbahçe mi büyük? Oraya niye gittin? Buraya niye? Onları kıyaslamaya başladı. Güzel bu taraftarın hoşuna gider en başta. Bunlar sloganı cümlelerdir. Duyan <laughs> taraftar aslanım benim be falan der hoşuna gider. Ama sahada performans gösteremediğiniz zaman bakın son maçı hatırlayın Mert Hakan'la ilgili. Neler yaşandı. Ki iyi oynamasına rağmen. İyi oynadı, iyi oynadı. Ben şunu söyleyeceğim. Oyuncu Tabii. özverisi de önemli. Hı hı. Yönetim doğru, teknik adam doğru ama özellikle yerli oyuncular. Çünkü yabancı der ki ya sözleşmem var, mukavelem var, hukuk var alırım zaten. İki sene, bana burada ıslıklasalar ne olur? İki sene sonra ben ülkeme döneceğim, paramı alır. Böyle bakabilir. Yani çok adapte olmayabilir. Ama yerli oyuncu özellikle Fenerbahçe taraftarının çok beklentide olduğu yerli oyuncuların özverisi, Tabii. Çimento görevi görmesi, o iki deparı fazla atması, o tekmeye kafa sokması bunların hepsi önemli. Buradan sonra artık biraz o çıtayı yukarı çekmesi lazım yani. Şimdi tabii oluyor. teknik direktör <laughs> konusu önemli. Birçok isim konuşuluyor ama netleşen bir isim yok. Hatta yayından önce Koray Ahmet Selim Kul'la konuştu editörümüz. Yani son haberler dışında yeni bir haber yok dedi. Dolayısıyla oradaki belirsizlik biraz tabii düşündürücü çünkü ikinci yara hemen başlıyor İşte transfer dönemi maç oynanırken başlamış devam ediyor olacak e, devre arasında gelecek hocanın bir noktada eğer yabancı olursa ki ilk zannediyorum tercih olacak gibi en azından haberlerimizdeki son bilgi bu e yine e, takımı tanıması ligi tanıması eğer bilmeyen bir teknik adamsa yerli olursa tabii iş biraz daha kolay e ama sonuçta bir karar verilmesi gerekiyor Montella örneği var Adana demiş sporda Montella'nın ben İtalya'da çok aktif süper ligi takip ettiğini düşünmüyorum ama Hı -hı. muhakkak evet, çok... iyi teknik adam getirirsiniz ki Montella'nın e, doğru bir dokunuştu. Futbolculuk evet. geçmişi de yani Balotelli tırnak içinde e, posta koyamaz Montella'ya. Montella'nın daha ağır bir CV'si var futbolculukları. Evet. Artı teknik adam olarak da Milan'ı gördüm. Milan'ı çalıştı diye hatırlıyorum. Öyle Hı -hı. kalmış aklıma. İtalya'da bayağı takım çalıştırdı. Sonuçta bir dokunuş yaptı. Hani ben o yüzden yabancı hoca Hı -hı. bulabilirsiniz. İşte Sumidika gitti, Sapinto geldi geçen sene. O da fena işler yapmadı. Bulabilirsiniz ama hani mevcut adaylara bakıyorum löv konuşuluyor bana çok gerçekçi gelmiyor olmasın da ben şu anlamda Fenerbahçe'nin yararını görmüyorum. 15 senedir kulüp takımı çalıştırmıyor 15 senedir bizim ligimiz uzak bizim ligimiz biraz arada bir dokunuşta istiyor. Mevcut adaylardan konuşulanlardan yola çıkarak söylüyorum ben Bilic Hı -hı. ismini biraz mantıklı görüyorum. Eddie Newton Abdullah Avcı sezonuna benzemeli yani bu sene artık geçiş senesi ana hedef Türkiye kupası. Lidde ben çok şampiyonluk için iş biraz plan programı o kadar kolay değil işte. Yani hocanız daha belli değil. Transfer yapacaksınız. Trabzonspor 14 puan geriden gelip geçeceksiniz. Bana çok gerçekçi bir hedef gelmiyor. Burada olan e, Trabzonspor'un geçen sene yaptığı gibi. Trabzonspor da geçen sezonu kaybederken Fenerbahçe'li final maçına çıktı iç sahada. O Pelkas'ın golü olmasa belki sezonu ikinci bitirecekti şampiyon olmasına. Yani bir hedef peşinde sonuna kadar gitti. Fenerbahçe'nin bunu yapması gerek ama hani süreç hakikaten oyuncusundan teknik heyetine burada birinci sorumlu Ali Koç artık onun son hamlesini doğru yapması evet. gerek. O da Son dönem bir Okan Hoca ismi de konuşulmaya başladı birkaç gündür. Hı hı. İsmail ee, Kartal Evet İsmail Hoca da konuşuluyor. Ee, yani Mehmet'in dediği gibi bu sezonla beraber önümüzdeki sezona iyi bir takım e, çıkartalım, iyi bir takımla yola devam edelim e, aklıyla yürüyüncekse burada bence Hani Okan Buruk, İsmail Kartal daha mantıklı geliyor yani bana. Öbür türlü evet Bilic Türkiye Ligi'nde çalışmıştı. Beşiktaş'ta olduğu süreç. Bilic de iyi bir teknik adam ama Bilic'in maliyetleri çok yukarı gitti. Evet yani Beşiktaş'ta çok fazla belki kazanmıyordu. Yine kazanıyordu ama birden premierlik gördü. Premierlikten paraların havada saçıldığı Çin Ligi'ne gitti. O yüzden şimdi o bütçeler nereye gitti bilmiyoruz. 3, 3,5, 4 yani böyle bir lükse de gerek olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Ha ile zinde kalırsınız, yarışta kalırsınız. Eee biliç görevi bıraksa bile size e, çok iyi bir takım bırakır. Enkaz bırakmaz, bırakmaz o önemli. Yani bu da doğru bir tercih olabilir. Bilmiyorum ama Ali Bey şu anda Ali Bey'in yanında olmak istemezdim. Yani çünkü hiçbir hamleniz kalmadı artık. 12'den vurmanız lazım. 11.5 kabul etmiyor yani şu anda yapacağınız hamle. 12'den vurması lazım. Ee, o yüzden çok ince eleyip sık dokuyordur herhalde. Bilmiyorum ama biraz Çin Ligi ve Türkiye Ligi'nin o ara vermesi, e, sürecin beklenmesi falan sanki e, Slaven Bilic olacak gibi görünüyor sanki. Bir an önce tabii artık taraftar bekliyor. Bir şey daha ekleyeyim. Lövün de şu artısı olabilir. E, Fenerbahçe fazla oyuncu odaklı bir takım. Buranın teknik direktör takımı haline gelmesi lazım. Teknik direktör takımı haline gelirse o otorite sağlanırsa bunu da isimle sağlayabilirsiniz teknik direktörde. O avantajı olabilir Lövün. Yoksa yeni gelecek teknik adam son 2-3 haftadır gördüğümüz orta sahayı çıkarması lazım sahaya yoksa problem yaşar o da.